Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Sevgili izleyenler, bugün yine programımızda önemli bir konunun altını çizeceğiz. Kalp sağlığımızdan bahsedeceğiz. Değerli izleyenler, Özel Avicenna Hastanesi kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Onur Baydar hocamızla birlikteyiz. Onur hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önümüzdeki dakikalarda inşallah kalp sağlığımızla alakalı bilgilenmek istiyoruz. İnşallah. Zira herhalde hastanelerin en yoğun olduğu alanlardan bir tanesi kardiyoloji bölümü, ne yazık ki diyeceğiz öyle, toplum yani, olarak baktığımızda. Aynen öyle ve en hızlı, en ivedi hareket edilmesi gereken bölümlerden biri. Çünkü geç kalınan her dakika yani hastanın yaşamını tehdit ediyor. Hani yaşamını kaybetmese bile hasta, geç kaldığımız her dakika hastanın daha sonraki hayatında kalp yetmezliği ve kronik hastalıklara gidişini hızlandırıyor. O yüzden hiç vakit kaybedilmeden erken teşhis ve tanının önemli olduğu bölüm. Çünkü yani vücudun temel organı kalp sıkıntıda olduğu zaman bütün organlar sıkıntıya giriyor. Sıkıntı. Evet. Peki hocam, öncelikle sağlıklı bir kalp yapımızın olması için neleri yapmamız, artı neleri de yapmamamız. Aslında yapmamamız kısmı belki birazcık tabii daha önemli. Zira kalbimizle alakalı olan kısmı, yapmamamız gerekli olan birçok şeyi yaptığımız için sanırım sıkıntı yaşıyoruz. Aynen öyle. Kalp sağlığına nasıl dikkat etmemiz lazım? Şimdi kalp sağlığı şu anda günümüzde bayağı teknoloji ve tedaviler ilerlemesine rağmen dünyada ve Türkiye'de ölümlerin yani birinci nedeni. Ne tedaviler, ilaçlar sürekli ilerlemesine rağmen hala birinci neden olarak devam ediyor ki kalp krizi geçiren insanların da acile başvuran, kalp kriziyle başvuran hastaların da genellikle %40 ile 50'sini kaybediyoruz. O yüzden hani biz hastalarımıza poliklinikte de önerdiğimiz şey, hani bu iş başımıza gelmeden, kalp krizi olmadan önceden önlemimizi alalım. Yani yapmamız gereken şeylerden uzak duralım. Kontrollerimizi yapalım. Onu tavsiye ediyoruz. Çünkü o acil durumda dedim, biz elimizden geleni yapsak bile hastaların çoğu kaybediliyor. Yani bunda bizim hastalara en önemli tavsiye yaptığımız, önerdiğimiz konular bir kere şimdi günümüz koşullarıyla beraber fiziksel aktivitemiz çok kısıtlandı. Evet. Kesinlikle yani fiziksel, çoğu hastamız geliyor bir adım bile atmıyor gün içinde. Evden işte asansörle iniyor, arabaya biniyor, arabadan işe, oradan asansörle işine çıkıyor, akşama kadar oturuyor, tekrar arabayla evine geliyor, evde de işte yemeğini yiyip uyuyor. Böyle bir fiziksel inaktivite, yani fiziksel aktivitelerden uzak bir şey kalp hastalıklarını arttıran konuların başına geliyor. Aynen öyle. Hareketsizlik. Çünkü kalbi en iyi tedavilerden biri, biz hastalarımıza önerdiğimiz fiziksel aktivite çok önemli. Kalbi hızlandırmak lazım, nabzı hızlandırmak lazım. Haftada en az 5 gün 45 dakika hızlı tempolu yürümek lazım. Yani en önemli şey yaptığımız, tavsiye ettiğimiz konulardan birisi bu. Yani şunu diyebiliriz o zaman. Kalbi çalıştırmak. Aynen öyle. Kalbe iyi geliyor. Kalbi aynen yormuyoruz. Öyle. Aynen aman öyle. Kalbim yorulmasın diye bir şey öyle bir şey yok. Bizim sporcu arkadaşlarımız da geliyor. Futbolcular geliyor. Spor yapanlar geliyor. Nabızlarını 45-50'lerde görüyoruz onların. Çünkü onlar düzenli spor yaptığı için, sürekli böyle kardiyak egzersizler yaptığı için artık o kalp hani o kadar iyi bir duruma geliyor ki 50 dakikada 50-55 atımla normal bir insanın bütün dolaşımını sağlayabiliyor. İşte yapılan çalışmalarda da daha verimli çalışıyor. Tabii yani daha az yoruluyor kalp. Evet. Şimdi hayvanlarda çalışma yapmışlar. Kalbi en hızlı atan hayvan en kısa yaşıyor. Mesela uzun yaşayan hayvanlar, kaplumbağalar, şeyler kalbi ne kadar yavaş atıyorsa o kadar uzun yaşıyor. Şimdi bizim kalp krizinden sonra verdiğimiz ilaçlardan çoğu beta bloker dediğimiz kalbi yavaşlatıcı şey var. Nabzı 50 ve 60 arasında tutmaya çalışırız. Çünkü kalp daha az yorulacaktır. Ondan sonra daha az enerji ihtiyacı olacaktır. Bu da işte yaşamı uzatan nedenlerden biridir. Şu bilgiyi teyit etmiş mi oluyoruz o zaman hocam? 50-60 normal sağlıklı bir insanda da olması gerekli olan kalp atış hızı ideali bu mudur? Yani genelde 60 ile 100 arasında deriz ama biz yani yapılan çalışmalarda işte biz kalp hastalarını ilaçlarla 50-60 arasında tutmaya çalışıyoruz. İdeali odur. Çünkü yani ne kadar az kalp atışının, yani şimdiye kadar 10 yıldır bir sürü çalışma yapılmış,
hayatı uzattığına dair çok kesin bilgiler var elimizde. Hı hı. O yüzden biz her kalp hastasından, bu kalp krizi geçirdikten sonra, kalp yetmezliği geliştikten sonra bu 50 ile 60 arasında tutucu ilaçlar veririz. Bunu da işte dediğim gibi biz hani ilaç kullanmadan nasıl yapabilir bir sağlıklı bir insan? Egzersiz yaparak yapabilir. Hı hı. Çünkü egzersiz yapmadığımız zaman fiziksel kapasitemiz, kondisyonumuz düşük olduğu zaman sürekli kalp üst sınırda atar. 90, 100, 90, 100 daha fazla yorar kendini. Hı hı. Ama güzel fiziksel aktivitesi olan, atıyorum işte haftada 5 gün, 45 dakika hızlı tempoda yürüyüş, koşu, yüzme, bunlar kalp sağlığını evet. En önemli, ilk başta yapmamız gereken bir şey. İnsan zihnine tam oturtamıyor. Yani bu manada kalbi fazla çalıştırmak aslında normal yaşamda daha az çalışmasına sebebiyet veriyor. Ve zinde bir kalp. Aynen öyle. Yani o 50-60 atışta bütün vücuda gereken şeyi yapıyor. İşte o kondisyon, hani sporcuların da yok, kondisyonu düşük, kondisyonu yüksek. İşte o yapılan testlerde de bunlara bakılıyor. Yani istirahat halinde kalp hızına bakılıyor, egzersizde kalp hızına bakılıyor. İşte egzersiz, istirahat, kalp hızları yüksekse bu sporcunun kondisyonu iyi değil deyip ona göre tedaviler ve işte egzersiz programları yapılıyor. Gerçekten. Yani bizim en başta önerdiğimiz şey bu. Ki sadece sağlıklı değil, kalp hastalarına da öneriyoruz. Yani neden öneriyoruz? Çünkü biz hani gerek ameliyat gerekse bu anjiyostent işlemleriyle damarları açıyoruz ama hasta böyle egzersizini yaparsa vücut kendisi o egzersizin uyardığı şeylerle kalp kendi küçük damarlar oluşturuyor. Hı hı. Yani olmayan damarlar meydana getiriyor kalp. Bir tamir mekanizması devreye giriyor. Aynen öyle. Evet. Çünkü sürekli o kalp egzersizi duydukça o kendine gelen kan yetmediğini anlıyor. O mekanizmalarla yeni küçük kılcal damarlar oluşturuyor. Hı hı. Böyle yani böylece kalbin daha iyi beslenmesini, daha iyi çalışmasını sağlıyor. Önemli hareketsizlik sevgili izleyenler. Hep birlikte hepimizin aslında şehir hayatı yaşayan insanların ortak sıkıntısı. Aynen öyle. Bunu aşmak için kendimizce üreteceğimiz çeşitli faaliyetler olması gerekiyor. Az önce de Onur hocamızın dediği gibi kalbi çalıştırmamız lazım sevgili izleyenler. Peki. Oldu. Artık kendi ihmallerimizden yaşadık vesaire. Kalp rahatsızlığına duçar olduk. Kalp rahatsızlığı yaşıyoruz. Kalp rahatsızlığını bir tanımlayalım hocam. Bir kişi kalbinden neleri, nasıl belirtiler gördüğü zaman bir hekime başvurması lazım. Nedir? Şimdi kalp rahatsızlığında yani en önemli belirtiler şimdi egzersizle ortaya çıkmaya başlar. Yani ilk belirtilerimiz genelde hafif hafif ilerleyicidir kalp hastalığı. Bazı evet. insanlarda da ani kalp krizi de gelişebilir de daha çok atıyorum damar tıkanıklıklarında yavaş yavaş damarlar tıkandığı zaman hasta daha önceki egzersizini, kapasitesini yapamamaya başlar. Yani ben işte 4-5 kat merdiven çıkıyordum, bir sıkıntım yoktu. Hı-hı. Tıkanmaya başladım. Göğsümde yanma başladı. Nefes darlığı başladı. İşte adım atıyorum 10 metre, 100 metre gidiyorum. Göğsüm yanıyor, durmak zorunda kalıyorum. Kollarıma vuruyor, alt çeneme vuruyor. Ama dinlenince geçiyor. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Bu kalp damar tıkanıklığının, ondan sonra işte kalp krizinin öncü belirtilerinden. Yani bu şekilde eğer şeyler, semptomları, şikayetleri varsa mutlaka bir kardiyoloji doktoruna başvurması lazım. Genel bu kalp damar tıkanıklıkları bu şekilde şey verir. Tabii istirahat halinde bu. Yavaş gelişen damar tıkanıklıklarında böyle bir şey verir. Hasta atıyorum 6 aydır der ki ben daha önceden çok rahat yürüyordum ama artık yürüyemiyorum. Göğsüm yanıyor, tıkanıyor, baskı, ezilme hissediyorum der. Gitgide de bu ilerleyicidir. Atıyorum 6 aydır yedim artık 100 metre yürüyemiyorum, 50 metre yürüyemiyorum. Bu yavaş gelişen damar tıkanıklıklarında böyle seyreder. Ama daha çok gençlerde görüyoruz. Yaşlılarda bu şekilde görüyoruz. Yavaş yavaş tıkanmayı görüyoruz. Ama gençlerde genelde yani 40-45 yaş üstünde erkeklerde ani gelişen görüyoruz biz. Çünkü hasta der hiçbir sıkıntım yok. Rahat yürüyordum, geziyordum. Düne kadar hiçbir şikayetim yoktu ama ani bir anda baskı, sıkışma, tüm göğüse yayılan, kollara vuran, alt çeneye vuran, hani mideye kadar, mideden alt çeneye kadar vuran bir ani gelişen, yani dayanılmayacak şekilde bir ağrı gelişir. Genellerde gençlerde bu şekilde ani kalp krizi görüyoruz. Tabii onlar hiç beklemeden direkt acil servise gitmelerinde fayda var. Fayda var. Tabii yaşlılarda biraz daha yavaş yavaş seyrediyor. Yani. Yaşlılarda daha yavaş yavaş belki evet. hissedilir. Aynen o evet. açıdan bir avantajı var. Ama gençlerde peki bir kalp krizi, ki az önce belli bir oranda bahsettiniz. Bir kişi
kalp krizi mi geçiriyor? Bunu nasıl anlar? Şimdi kalp krizi mi geçiriyor? Genelde yani o kadar ciddi bir ağrı, hastaların %90'ı o kadar ciddi bir ağrı olur ki o zaten onu kendi acile götürtürür. Yani kesinlikle hani çok hafif, bazı insanların özellikle yaşlı insanlarda ve şeker hastalarında çok hafif ağrıyla, hatta ağrısız bile kalp krizi geçirdiklerini görüyoruz ama genelde %90'ında o inanılmaz baskı ve sıkıştırıcı ağrı o çok ciddi bir şekilde hani terleme, kusma, ondan sonra hatta bayılmanın da eşlik edebileceği ağrı çok ciddi bir şekilde olduğu için onu zorla, yani kendisi istemese bile götürtür onu acil servise. Bu ağrı özellikle şu bölgemizde ve özellikle kollara mideden, doğru. Midenin üst kısmından her iki kola ve alt çeneye, boyun ve alt çene. Genel üst çenede görmeyiz. Alt çeneden midenin üst kısmına kadar ve kollara kadar baskı tarzında. Sırta da vurabilir. Baskı, sıkışma, ezilme, yanma, ondan sonra büyük bir basınç bir şekilde olur. Yani ve bu tarif ettiğimiz ağrı eğer 30 dakikanın üzerinden sürüyorsa bu kalp krizidir. Kalp krizinin gelişmesi için hani bir ağrının 30 dakikadan uzun sürmesi lazım. Atıyorum kısmi kalp krizleri oluyor. Kalp spazmı geçirdim diyebiliyor hastalar. Onlar genelde 30 dakikanın altında 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika damar tam tıkanmayıp da kısmi tıkandığı zaman gördüğümüz şeyler. Mesela 15 dakika, 20 dakika göğsüm yandı, geçti. Geçmesinin nedeni damar kısmi tıkandığı için oradan geçen kısmi kan akımını o ağrıyı geçiriyor. Ama tam tıkandığı zaman kesinlikle tamam. 30 dakikada uzun sürer. Şu olur hocam, aynı zamanda bu kalp hususunun sözlüğünü de oluşturmuş olalım. Kalp krizi esnasında ne yaşandığını şey yap. Ama içeride ne oluyor? Neden bu? Yani o bir anda damarın tıkanması mıdır kriz hali? Aynen öyle. Şimdi genelde gördüğümüz şimdi iki tür var. Gençlerle yaşlılardaki olaylar farklı. Gençlerde genelde hani biz burada kalp krizini anjiyo aldığımızda da hani damarın ani tıkandığını görürüz. Genelde damarda bir şey yoktur. Hastanın daha önceden de bir sıkıntısı yoktur. 40-45 yaşında bir erkek sigara içiyor. Damar cidarında kolesterol birikimleri oluyor zamanla. Bu çocukluğumuzdan daha bebekliğimizden itibaren başlıyor. Damar cidarında birikiyor. O sigara, işte genetik faktörler, dış etmenlerle, fiziksel inaktivite, işte beslenmenin nedeniyle orada damar cidarında birikiyor. Biz mesela hastaya anjiyo yapsak orada bir şey görmüyoruz. Sadece bir cidar düzensizliği gibi bir şey görüyoruz. Bir stres veya bir kötü bir haber veya bir egzersiz bir şey o yağ tabakasının yırtılmasına neden oluyor. O yırtıldığı zaman o nasıl bizim bir yerimiz kesildiği zaman kan akıp vücut onu pıhtıyla doldurmaya çalışıyor. O yırtık bir anda damarın içini pıhtıyla dolduruyor. Gençlerde genelde gördüğümüz bu ve o damara tam tıkadığı için o kalp bölgesi, o damardan giden bölge beslenmiyor. Kalp krizi dediğimiz şeye neden oluyor. Kalp krizi demek oradan kalp iyi beslenemediği için o bölgenin ölmesi demek. Ölmesi. Yavaş yavaş ölmesi demek. Şimdi o öldüğü zaman da işte diğer sinirlerle işte göğüste baskı, kola, çeneye vuran ağrılara neden oluyor. Bu tıkanma anı anlık mıdır? Yani tıkandı ve o anda hemen kalp krizi başlar mı yoksa bir süreç mi bu? O an ağrı başlar. Ağrı o zaman. Ağrı başlar. Çünkü oraya kalp beslenemediği an, yavaşça orada kan gitmediği an, o bir organ oksijensiz, besinsiz kaldığı için, kan gitmediği için ağrı başlamaya başlar. Yavaş yavaş o kalp dokusu ölmeye başlar. İşte o da ağrının nedeni odur. Gene bazen böyle dediğim gibi ani başlar. Bazen de birkaç gün içinde böyle hasta der yani göğsüm yanıyordu. 10-15 dakika sürüyordu, geçiyordu. 20 dakika sürüyordu, geçiyordu. O da böyle yavaş yavaş pıhtı, damarı dolduruyor. Ondan sonra dün akşam başladı, geçmedi der. Göğsün yanıyor, geçiyordu ama şu an geçmiyor. O da birkaç günlük süre içinde yavaş yavaş damarın tıkanmasını gösterir. O da dediğim gibi damar akımı tamamen kesildikten sonra artık o bölgeye kan gitmediği için inanılmaz şiddetli bir ağrı. O dediğimiz bölgelere vuran, yayılan, sırta, mide, çene, kollara vuran bir ağrı olur. Genelde de çok ciddi bir ağrı olduğu için hatta biz en güçlü ağrı kesicileri yaparız. Yine de geçmez. Kesmez yani şey yapmaz. Bir an önce anjiyo alıp o damarı açmak lazım. O hasta ondan sonra. Rahatlamış. Tabii en güçlü ağrı kesiciler bile kesmiyor. Dediğim gibi kesinlikle de o kadar ciddi bir ağrıdır ki şeye götürtürür. İlla ki acile götürür. Acile götürür. Peki derler ki dolaşan internet bilgilerinde işte kalp krizi belirtilerini yaşadığınız zaman şiddetli öksürün.
bunun bir gerçeklik payı var mı? Yani ya da bir insan kalp krizi geçirdiğini bu özellikleri artık biliyoruz izleyenimiz. Baktı böyle bir şey var. Hastaneye gitmeye sürecinde henüz daha varmadan neler yapması lazım? Yapmamız gereken ilk şey, yani dediğim gibi hemen bir gördük göğsünde sıkışma, yanma oldu. Çok ciddi ağrısı var. Hemen bir yani hastanın nefes almasını kolaylaştırmak lazım. Cama, perçi, pencereyi açıp hani kravatı, gömleği varsa çözüp rahatlatmak lazım. Çünkü güzel oksijen alması lazım. Bir de ikincisi de eğer evde bir aspirin varsa en önemli şey o. Hani öksürmekten de başka şeyden de en önemli şey hemen bir aspirin çiğnetmek ve hani 112 servisine haber vermek lazım. Çünkü o dediğim gibi o pıhtılaşma süreci başlıyor o tıkanmada. İşte biz bir aspirin çiğnettiğimiz zaman hemen o kana karışıp o pıhtılaşmayı engelliyor ve çoğu hastanın hayatını kurtarıyor bu. Evet. Çünkü oradan kan akımını sağlayacak ve o damarın tam tıkanmasını sağlayacak. Ve en kısa zamanda da 112 haber verip bir an önce acil servise şey yapmak lazım. Hastayı yönlendirmek lazım. Çünkü ona öksürmek veya diğer şeyler hani çok böyle bilimsel kanıt olan şeyler değil. Hani önemli yapacağımız şey bir an önce işte aspirin çiğnemesi. Varsa bir aspirin, hemen bir aspirin çiğneyip ve hemen 112 haber verip en yakın acil servise götürmek lazım. Çünkü bizim için zaman eşittir yani kalp sağlığı. Biz o damarı ne kadar erken açarsak o kadar hasta az hasar görür, o kadar erken taburcu olur. Kalp yetmezliği de gelişmez. Evet. Çünkü ne kadar geç kalırsa bir harabiyet söz konusu İnanılmaz oluyor. İnanılmaz bir harabiyet oluyor, evet. Ve bu harabiyet daha sonraki az sonra değiniriz. Başka rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Peki hocam, kalp krizi için gelen hastanın dış görünüşü nedir? Yani çünkü bazı kendinden geçme durumu olabilir, anladığım kadarıyla. Etrafındaki bulunan insanlar açısından soruyorum. Bir kişiyi dışarıdan baktığımızda kalp krizi geçirdiğini nasıl anlarız? Şimdi yani o görünüşünden bile şey yapar. Böyle soğuk soluk, soğuk terli, ondan sonra inanılmaz zaten hani o dediğim gibi çoğu hastada yani şeker hastası ve çok yaşlı hastalar dışında çok ciddi ağrılar oluyor hastanın. Hani dayanılmayacak, kıvranacak şekilde yani o sedyede duramayacak şekilde bir ağrı. Hasta soğuk soğuk terler. Özellikle büyük damar, ana damar tıkanıklarında tansiyon düştüğü için hani bir şoktaki gibi bir görüntü olur. Soluk, bulantı, kusması olabilir. Hani Allah göstermesin. Bazen de dediğim gibi o kalp krizi esnasında eğer hasta ritim bozukluğuna girerse de tamamen şuurunu kaybedebilir. Hani kalbi durabilir. Ama daha çok bizim gördüğümüz soluk renkli, terleyen, sıkıntılı, kıvranacak şekilde ağrısı olan bir hastamız olur. Hastamız olur. Peki hocam, özellikle kalp sağlığıyla alakalı bilgileri verdik. Kalp krizi nasıl olur? Kalp krizi esnasında bilir. Kalp krizi esnasında yaşananlar ve süreçle alakalı bilgilerimizi sizlerle paylaştık sevgili izleyenler. Sonrasını soracağım ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor bu noktada. Zira kalp ameliyatına nasıl karar verilir? Her kriz eşittir ameliyat gerektirir mi? Ameliyat süreçleri nasıl işler? Ameliyatta hangi yöntemler kullanılır? Ameliyatın nekaat dövresi nasıl sürer? Ameliyat sonrası kalp hastalığı ne derece tetikler, tekrar eder ya da ve ameliyat sonrasında da hayatımıza nasıl sürdürmeliyiz? Önceki yaşadıklarımız hangi hataları yapmamamız lazım? Daha önemli bir şekilde yapmamamız lazım. Bunları özellikle sormak istiyorum. Sevgili izleyenlerimiz, İkinci bölümümüzde az önce söylemiş olduğum bölümleri sizlere paylaşacağız. Sizlerle bilgileri aktaracağız. Özel Avicenna Hastanesi kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Onur Baydar hocamızla birlikteyiz. Programımızda şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aranın ardından inşallah yine burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayız. İzleyenlerimiz Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz sürüyor. Bugün kalp sağlığımızdan bahsediyoruz.
Özel Avicenna Hastanesi kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Onur Baydar'la birlikteyiz. Onur Hocam, birinci bölümümüzde izleyenlerimize genel kalp sağlığımızla alakalı bilgileri verdik. Sevgili izleyenler, kalp krizi nasıl olur, belirtileri nelerdir, neler yaşanır, hatta hasta yakını etrafında olursa nasıl anlaşılır, bunları konuştuk. Ama biz arada şu hususu hocamla konuştuk, önemli, sizlere de aktarmak istiyoruz. Zira kalp krizi geçiren bir insana ilk müdahalede çok önemli. İlk müdahaleyle alakalı sanırım genel olarak, toplumsal olarak bir bilgisizliğimiz evet. söz konusu. Zira bu ilk müdahale aslında hastanın çok önemli hayati organlarının harabiyetinin önüne geçiyor. Hatta hayatını kurtarıyor. Evet, bu ilk müdahale neden önemli ve bunları nasıl öğrenmek lazım, neler yapmak lazım bu hususta? Şimdi kalp krizini esnasında hastaların üçte biri, daha sağlık ekibi oraya varamadan üçte biri ritim bozukluğuna girerek hayatını kaybetmektedir. Şimdi kalp krizinde dediğim gibi öldüren şey damarın tıkanması sonrası o bölge beslenemedikten sonra beslenmemesine bağlı olarak o bölgeden bir ritim bozukluğuna giriyor. Yani kalp çalışamamaya başlıyor. O anda tabii hani o bizim gözümüzün önünde, hastane önünde olduğu zaman biz kalp masajı ve şok cihazıyla müdahale ettiğimiz zaman hemen bir geri dönüş alırız. Yani çok bir hatta uğraşmamıza bile gerek kalmaz. Ama işte hasta dışarıda veya evde böyle bir şey olduğu zaman hani sağlık ekibi gelene kadar da en az 10-15 dakika bir zaman kaybı oluyor tabii. Şimdi yakınları da bu müdahale yapacak kapasite yoksa o 10-15 dakikada kalp durduğu için hani hayati organlar dediğimiz beyin, böbrek, işte karaciğer, yani daha sonra bağırsaklar, bütün organlar oksijensiz kalıyor ve geri dönüşsüz hazarlara neden oluyor. Örnek olarak mesela beyin dokusu 4 dakika oksijen alamadığı sürece, kan akışı olmadığı zaman geri dönüşümsüz hasar kalıyor. Yani biz hastanın daha sonra damarını açsak da kurtarsak da bu hasta bitkisel hayatta yatağa bağımlı bir şekilde kalabiliyor. Evet. O yüzden burada hani o kalp krizine şahitlik eden insana çok önemli işler düşüyor. Hani mutlaka insanların bu ilk yardımı bilip, kalp masajını bilip, suni solunumu bilip en azından bu acil servis ekibi gelene kadar bunu yapması, hani kendi yakınını veya o şahit olduğu insanın hayatını %90-95 oranında kurtarabilecek şeyler. En azından sevgili izleyenlerimiz, yakınlarınızda bir kalp rahatsızlığı, ailenizde varsa kalp rahatsızlığı olan, mutlaka bilin bu ilk yardım yöntemlerini. Zira Allah korusun, İnşallah böyle bir şeye gerek kalmaz ama gerek kalması durumunda gerçekten çok hayat kurtarıcı bir rolü oluyor. Peki hocam, her kalp krizinin neticesi ameliyatla mı sonuçlanır kurtarıldıktan sonra, normale erdikten sonra? Ne zaman ameliyattır? Şimdi biz tabii kalp krizi geçirdikten sonra veya işte kalp krizini geçiyorum. Normal bir hastamız, hani göğüs ağrısı olan, yani eforla sıkıntısı olan, göğsünde sıkışması olan, işte kalp yetmezliği olan hastalarımıza kalp krizine dahil bunlarla da anjiyografi işlemiyle ne kadar, kaç damarında tıkanıklık var, ne ölçüde tıkanıklık var belirlememiz lazım. Yani gerek kalp krizine gerekse ayaktan gelen hastalarımızda. Bunu yani kesin yöntemimiz, %100 tanı yöntemimiz anjiyografidir. Anjiyografi ile işte kasık veya bilekten girip hastanın bütün kalp damarlarını görüntüleriz biz. Şimdi bypass için kriterler vardır. İşte stent veya... Bir bypass'a geçmeden hocam, anjiyodan korkuyor insanlar yani. Sonuçta biz şöyle biliyoruz. Halk ya kolumdan ya da işte kasığımdan giriyorlar, içeride işte görüntüleniyor, ya kalbimin işte ya o esnada durursa orada müdahale ediyorlar. Anjiyo dediğimiz işlem ne kadar insanı etkiler, hisseder mi o esnada? Anjiyo ne kadar tehlikeli bir durumdur? Şimdi anjiyografi işlemi yani düşük riskli bir işlemdir. Hani iyi deneyimli bir hekim elinde düşük riskli bir işlemdir. Tabii yüksek riskli olduğu hastalar da vardır. Hani atıyorum 80 yaşındaki üstü hastalar, daha önce felç geçirmiş hastalar, böbrek yetmezliği olan hastalar veya bacaklarında veya kolunda damar tıkanıklığı olan hastalar yüksek riskli hastalardır. Bunun dışındaki hastalarda anjiyodaki komplikasyon oranı çok daha düşüktür. Şimdi anjiyografi kar zarar oranına bakarsak hani bize verdiği sağladığı bilgiler açısından, çünkü kalp hayati bir organ, eğer onda bir sıkıntı olup da eğer es geçirse ölüme neden olan bir organ. O yüzden
dediğim gibi anjiyografi düşük riskli bir işlem. Dediğim hastalar dışında çok yaşlı, böbrek yetmezliği olan, daha önce felç geçiren, damar tıkanıklıkları olan bacak veya kolda, onlar dışındaki hastalarda düşük riskli bir işlemdir. Lokal anestezide kasık veya bilekten girilip işte kalp damarlarının ucuna bir kateter dediğimiz kablolarla geliyoruz. Orada ilaç veriyoruz. Hı hı. Bir nevi tomografinin yaptığı şeyi biz elimizle yapıyoruz. Hı hı. O damarların bütün hepsini görüntülüyoruz. 4-5 pozdan çekiyoruz bütün damarları. Kaç damarında tıkanıklık var? Ondan sonra ne ölçüde tıkanıklık var? Balona mı uygun, ilaç tedavisine uygun, stente mi uygun, ameliyata mı uygun, onunla karar veriyoruz. Hı hı. Çünkü onun dışında yapılan bütün teknikler, efor testi, sintigrafi testi, eko testi falan hepsi damar tıkanıklığından şüphelendirir. Ama kesin tanı yöntemi %100 anjiyografidir. Hı hı. Anjiyografi bir tedavi yöntemi değildir. Tanı. Görüntüleme ve tanı yöntemidir. Onu soracaktım. Yani anjiyo için açıldığı zaman açma işlemi de hemen o anda mı yapılır? Eğer o netice itibariyle gördüğünüz bir tıkanıklık var. Anjiyo için girilmişken açma işlemi de aynı seviyede mi? Aynen öyle. Eğer ki biz anjiyo işlemi zaten 5-10 dakikada biten bir işlemdir. Hı hı. Bütün 3 damarımızı ve yan damarları görüntüleriz. Eğer ki bakarız, karar veririz. O anda karar veririz. Hı hı. Bypass mı olacak, stent mi olacak, ilaç tedavisi mi olacak? Eğer stent, balon işlemine geçeceksek aynı malzemeler üzerinden devam ederiz işlemi. Hani damarlarına 1, 2, 3 damarına kaç damarına darlık varsa eğer stente balona uygunsa bir daha hasta yani bir daha yatır kaldır yapmadan aynı işlem üzerinde devam ederek damarlarını açarız. İşin izleyenlerimize sözlüğünü verebilmek için söylüyorum. Stent işlemi nedir? Stent işlemi dediğimiz şimdi kalp damarları için de başında da söyledim. Yavaş yavaş bizim çocukluğumuzdan itibaren damarların cidarında yağ tabakası birikiyor. Yağ tabakası yavaş yavaş birikiyor. Tabii bunun birikmesindeki nedenler dediğim gibi sigara, hareketsiz yaşam, beslenme tarzı, genetik. Genetik çok önemli. Eğer ailemizde erken yaşta kalp krizi, damar tıkanıklığı varsa bizde olma riski de çok yüksektir. Hı hı. O yavaş yavaş daralmaya başlar damarınız ve yaşla beraber üzerinde de kireç yani kalsiyum da birikmeye başlar. Stent balon dediğimiz işlem, şimdi bir darlık var, o darlığı balon yöntemiyle genişletiyoruz. Hı hı. Yani o balon şişirerek o damarın içindeki darlığı daha az bir düzeye getiriyoruz böyle. O kolesterol tabakasını damarın içine doğru biriken tabakayı şişirerek damar duvarına doğru yapıştırıyoruz. Hı hı. Bu daha stentler çıkmadan önce eskiden böyle yapılıyordu ama balon yaptığımız zaman hani ne kadar şişsek de balonu indirdiğimiz zaman o damar bir kısmı yine geri o darlık geri geliyordu. Bu daha sonra bu stentler ortaya çıktı. Stent dediğimiz şey çelik veya işte krom, kobalt krom yapıda olan stentlerimiz var. Bunlar bir çelik ağ tabakası gibi damarın o bölgesine getirip içindeki balona şişirdiğimiz zaman tamamen damar yapısına bir ağ gibi yapışıp bir daha o tekrardan daralmasını engelleyen bir kafes gibi bir sistemdir. Böyle içi tamamen kan akışını olanak sağlayacak şekilde, engellemeyecek şekilde. Hı hı. O darlıkların da tekrar damar içine doğru ilerlemesini engelleyecek şekilde bir damarı açık tutmaya yarayan bir kafes sistemi gibi bir şey söyleyeyim. Ve bu hayat boyu takılan stent orada kalmaya devam ediyor mu? Şimdi şu ana kadar son birkaç seneye kadar takılan stentler orada kalıyor. Hı hı. Yani oraya koyduğumuz şey vücut onun içini kaplıyor, şey yapıyor ama ömür boyu kalır. Evet. Ama son birkaç sene içinde yeni sistem stentler çıkmaya başladı. Eriyen stentler çıkmaya başladı. Özel alaşımdan yapılıyor bunlar. Magnezyumdan, işte şeker alaşımlarından yapılıyor. Bunlar birkaç sene içinde, 2 sene ile 5 sene içinde yavaş yavaş eriyor. Hı-hı. Yani hem bizim işlem zamanda istediğimiz o şeyi sağlamlığı sağlıyor. Oradaki çelik yapıyı sağlıyor. Kafes Hı-hı. özelliğini sağlıyor. Damarın açık sağlam kalmasını sağlıyor. O damar iyileştikten sonra birkaç sene içinde de yavaş yavaş eriyerek hastanın içinde kalıcı bir şey olmasını da engelliyor. Engellemiş. Tabii bunlar daha şey çalışma aşamasındalar. Hı hı. Daha yeni yeni kullanılmaya başladılar. İnşallah hı hı. ilerleyen sürelerde daha da bunların çalışmaları sürdükçe, deneyimleri arttıkça belki de 3-5 sene içinde bu eski stentleri bırakıp tamamen bunları kullanmaya başlayacağız. İçmeye başlanacak. Peki hocam, stent denediniz olmadı, balon denediniz olmadı, açılmıyor. Bu artık demek ki ameliyat mı demek oluyor? Şimdi ameliyat şeyinde şuna göre karar veriyoruz.
Şimdi ameliyat için kalbin en önemli 3 damarı var. Bunlardan bir tanesi ön inen damardır. Hı hı. Bir hastanın ameliyat olması için kesinlikle o ön sol ön inen damarında mutlaka darlık olması lazımdır. Yani 3 damardan en önemlisi odur. Hı hı. Onda kesinlikle bir darlık olacak ki hasta bypass'a gitsin. Eğer o damar açık olsun, diğer ikisi tıkalı olsa bile kesinlikle balon veya stent veya ilaç tedavisiyle gider. Kesinlikle onda olması lazımdır. Şimdi bizim bundaki kriterlerimiz neler bypass'a verirken? Bir işte damarın tamamen tıkalı olması, yani damarın tıkalı olması, hastanın şeker hastası olması, daha önce o bölgede stent olup onun tıkanması, yaygın damar hastalığı olması, işte kireçli olması, kıvrımlı olması, bu hastanın özelliklerine göre, damar yapısına göre karar verdiğimiz şey. Bir de dediğim gibi stenti yerleştirebileceğimiz bir bölgenin olması lazım. Mutlaka stente uygun olması lazım. Gerçi yeni tekniklerle, işte yeni kullanılan malzemelerle bypass'a giden hasta sayısı bayağı azaldı. Evet. Genelde çok kötü damar yapısı olan, yani yaygın damar hastalığı, bütün damarlara tıkalı, yani stentle açılamayacak hastaları öyle veriyoruz. Ama onlardan da dediğim gibi ameliyata vermemiz için mutlaka o sol ön inen damar dediğimiz ana damarda darlık olması lazım. Olması lazım. Ve stente de uygun olmaması lazım. Dediğim gibi biz genelde sonuna kadar zorlarız. Hastaya o şansı veririz. Stentle kurtarmaya çalışırız. Ama dediğim gibi çok tıkanıklıkları var. Damar yapısı kireçli. Daha önce stentleri var. Yaygın bütün ana damarlarında, yan damarlarında darlık var. Şeker hastası, yaşı var. Kalp yetmezliği var. Tabii böyle hastaları hani bütün damarları çelik ağlarla öremeyeceğim için o zaman bypass'a veriyoruz. Bypass. Ama peki hocam çok şimdi... Nadir, yani dediğim gibi bypass'a giden hastası son zamanlarda çok azaldı. Çok azaldı. Çok azaldı stentlerden sonra. Bypass ameliyatı yani insana ürkütüyor. Evet. Sonuçta kalbimiz açılıyor, göğüs kafesimiz açılıyor. Bir de şunu sorayım, açılıyor mu? Çünkü şimdi bypass'ta da yeni ameliyat teknikleri gelişti. Kalp ameliyatı diyelim bunun genel adına. Kalp ameliyatında hangi teknikler var? Hangi duruma göre hangisi tercih ediliyor? Şimdi kalp ameliyatında hani klasik tekniklerimiz hani göğüs kafesinin açılarak bypass dediğimizde bütün o tıkalı damarlar geride bacaktan veya göğsün iç tarafından aldığımız damarların yani yeni damarların bypass edilmesi. Yani o eski damarların devre dışı bırakılıp yeni damarlarla kalbin beslenmesini sağlaması. İsmi bu yüzden bypass. Aynen öyle. Hani bir giden bir damar yapısı var. Kalbin kendi orijinal yapısı. Biz onu yeni eklediğimiz damarla onu artık devre dışı bırakıyoruz. Artık bizim yeni eklediğimiz damarlarla kalp besleniyor. Çünkü onlar artık fonksiyonunu kaybetmiş. Bacaktan yeni damar alıyoruz. Göğsün içinden yeni damar alıyoruz. Onlarla yeni damarları eskilerini devre dışı bırakarak yenilerini işte kalp damar cerrahları dikiyor. Kalbin beslenmesini sağlıyor. Yani klasik yöntemde göğsü kesip yapılan bir şey var. Dediğim gibi bypass dışında kapak ameliyatları da var kalp açısından. Hani çok yapılan kapakları artık fonksiyon göstermeyen hastalarda metal kapaklarla değiştirilen hastalarımız var. Onlar da yine göğüs kafesi açılarak ya da yeni tekniklerde işte göğsün yan tarafından küçük bir kesiyle yapılan ameliyatlarımız var. Yine bypass o şekilde yapılıyor. Kapak ameliyatları da göğüs yan tarafından küçük bir kesiyle de yine koltuk altından yapılabiliyor. Yani göğüs kafesini kesmeyi gerektirmeyecek tekniklerde gelişmeye başlıyor. Aynen öyle. Peki hocam çok merak edilir diye soruyorum. Bypass ameliyatlarında kalp tamamen durduruluyor mu? Şimdi o da yani durdurulan da var, durdurulmayan da var. Genelde dediğim gibi yani hasta yaşlı, kalp yetmezliği var, yaygın damar hastalığı var. Eğer ameliyat süresi bizi sıkıntıya sokuyor, uzun bir ameliyat süresi varsa kalp devre dışı bırakılır. Durdurulup pompaya bağlanır. Yani vücudun dolaşımı dışarıdan bir makineyle sağlanır. Bütün organların, beynin. Çünkü dediğim gibi o diğer organlar o şeysiz, dolaşımsız yaşayamaz. Ama genelde işte bizim burada da yapılıyor. Atan kalpte yapılan ameliyatlarımız var. Hiç kalbi durdurmadan hani ameliyat süresi kısa sürecek. Ondan sonra çok uzun bir işlem olmayacak. Yaygın bir kötü bir damar yapısı yok hastanın. Kalp durdurulmadan da atan kalpte gayet güzel şekilde 1-2 saat içinde hemen ameliyat yapılıp Peki kalbin durdurulduğu durumlarda ciğerin sönmesi diye derler halk arasında. Ciğer de söndürülüyor mu mesela? Ciğer sönmesi diye bir şey yok. Şimdi biz ameliyatta ister kalp durdurulsun durdurulmasın o hasta o solunum cihazına bağlı zaten. Solunum cihazına bağlı. Kalp durduğu zaman dediğim gibi o dolaşımı bir pompa aracılığıyla bir yani kirli kan alıp
ondan sonra dolaştırıp temiz kanı verecek bir pompa aracılığıyla sağlanıyor. Ama çalışan kalpte öyle bir şey yok. Kalp çalışırken ameliyat yapılabiliyor. Hı hı. Hocam yani çok mucizevi durumlara şahitlik ediyorsunuz aslında. Çünkü hele durdurulmuş bir kalbi işlem başladıktan sonra tekrar çalıştırmak yani çok mucizevi bir şey olsa gerek. Neler yaşanıyor esnada? İşin yani, biraz magazin kısmına gidiyorum farkındayım şimdi, ama bunlar çok merak edilir. Daha çok onlar kalp damar cerrahisinin arkadaş şeyleri. Biz genelde ameliyatla değil biz anjiyoda işi çözeriz. Evet. Kasıktan girip çünkü biz bir şey görmeyiz. Evet. Kalbi veya damarları görmeyiz. Biz tamamen anjiyo içinde hani o gördüğümüz damarların içinde stentle balonla işi hallederiz. Kalp damar cerrahları da bazen hani ameliyata ortak girdiğimiz, onlara yardımcı olduğumuz bölümler oluyor. Özellikle kapak hastalarında ameliyat sırasında boğazdan hortum yutturup kapaklarını değerlendirdiğimiz hastalarda hani biz de orada görüyoruz. Gayet yani bayağı büyük bir ameliyat ve dediğim gibi hani hastanın hakikaten herkesin hani bypass olacaksın dediğinde gerçekten bir tüyleri hani, diken diken tabii, oluyor. O çünkü hani ama başarı şansları da hele geçmişle kıyasladığımız zaman günümüzde çok yani şöyle de bir durum var. Ya insanlar kendi arasında konuşuyor en azından artık bypass eskisi gibi değil. Değil. Çok daha fazla başarı şansı var. Bu durum ne durumda hocam? Durum şöyle normal hasta kalp yetmezliği yok, şekeri yok, ondan sonra akciğer hastalığı yok, böbrek yetmezliği yok. Yani 3 damar hastası veya 2 damar hastası bypass olacak. Genelde %1 civarında değildir yani şey. %1-2 risk. %1-2'dir. Ondan sonra sadece bypass olacaksa. Yani üzerine bir de aynı anda bazı hastalarda kapak değişimi de yapılıyor. O zaman tabii bir iki katına falan çıkartır riski. Tabii riskleri arttıran şeyler şu. Hastanın daha önce kalp krizi geçirmiş olması, kalbin kalp yetmezliği olması, akciğer hastası özellikle çok sigara içen, akciğer fonksiyonları iyi olmayan, ondan sonra böbrek fonksiyonları iyi olmayan hastalarda tabii risk daha da artıyor. Ama dediğim ölçülerde hani bunlarda sıkıntı yok. Hastada böyle ağır bir kalp yetmezliği yoksa bypass ameliyatı çok düşük riskli bir ameliyat. Düşük riskli bir ameliyat. O bakımdan... Genelde de hani bizim burada yaptığımız 5-7 günde de taburcu olur eline gider. Ediyor. Tabii. Peki hocam sonrası? Çünkü bu hele hele de göğüs kafesi açılmışsa nekahat dönemi biraz süren bir ameliyat. Evet. Sonrasında nelere dikkat etmesi lazım? Bir kalp ameliyatı olan bir hasta. Yani bizim sonrasında dikkat etmemiz yani tam iyileşme yani bir yıla kadar buluyor ama yani bir, özellikle ilk 2-3 ay önemli. Yani hastanın dediğim gibi eve taburcu olduktan sonra özellikle bir ay sonra yürüyüşlerine başlaması lazım. Dediğim gibi o egzersizlerini yapması lazım. Haftada 5 gün 45 dakika hızlı tempolu yürüyüşünü yapması lazım. İlaçlarını iyi bir şekilde kullanması lazım. Daha önce eğer sigara içiyorsa kesinlikle sigaradan uzak durması lazım. Çünkü ona bir şans verilmiş. Kendi damarları artık ömrünü tüketmiş. Hı-hı. Yeni damarlar takılmış. Yeni damarlarla kalp beslendirilmiş. Şimdi bunları da eğer aynı şekilde kötü alışkanlıklarına devam ederse, bunlar da tıkanırsa artık ondan sonra hastaya yapacağımız şeyler de azalıyor. Evet. Yani hasta hayatını kaybetmese bile bundan sonraki ömrünü yaşam kalitesi düşüyor. Düşüyor. Sürekli anjiyo oluyor, sürekli şey yapıyor. İşte dediğim gibi sigaradan beslenmesine dikkat etmesi lazım. Şöyle esprili bir durum olmuştu. Bir yakınımız bu hususta bir ameliyat, bypass olmuştu. İşte yeni damarlar şey olunca 60 yaşlarındaydı. Demek ki 60 sene idare edebiliyor. Oh 60 sene rahatım. Kaldığımız yerden sigaraya da devam vesaire. Böyle olmaması lazım. Öyle değil çünkü bizim o kullandığımız damarlar bizim kendi damarımız kadar kuvvetli ve hani uzun yapıda değil. Özellikle bu bacak damarından alınan damarlar hassas damarlar. Şimdi genelde o dediğim size anlattığım o sol ön inen damara, ana damara şu göğüsten alınan damara, atar damarı bağlarız. Evet. Kalp damar cerrahları atar damarı bağlarlar ona. Onun yani %99 10 sene tıkanmaz o. Hı-hı. Yani hasta iyi dikkat ederse, ameliyatı da başarılı olursa ama bu bacaktan alınan damarlar değil. Çünkü onlar toplar damar, toplar damarı atar damara bağlıyor kalp damar cerrahları. Hı-hı. Onlar biraz daha hassas damarlar. Şimdi hasta şekerine dikkat etmez, sigara içer, beslenmesine dikkat etmez, hani ilaçlarını düzenli kullanmazsa onların 2 yıl içinde tıkanma riski %50'den fazladır. Hı hı. Tabii o yüzden kesinlikle... Hani onların anjiyo ile açılması mümkün mü hocam? Ben mümkün, tabii. Daha, çok hastamız var öyle. Onları da daha sonra biz, çünkü artık bu hasta bir daha ameliyatlık bir durumu kalmıyor. Ameliyat olmuş. Zaten. Ondan sonra biz işte
biz uğraşıyoruz, kardiyologlar uğraşıyor. İşte onları açmaya çalışıyor, bir daha kendi ana damarını, daha önce tıkanmış olan damarı açmaya çalışıyoruz. Ondan sonra tabii bypass olan insanlarda girişim şansı daha, yani açma şansı biraz daha düşüyor. Çünkü damar yapısı zaten kötü, o toplar damarlar normal damarlar gibi değil, daha kolay tıkanıyor. O yüzden hani normal yaşadığından çok çok daha dikkat etmesi lazım. Peki hocam, normal sağlıklı bir insanın, kalp şikayeti olmayan bir insanın hangi yaş dönemlerinde ara ara kalbine baktırmasını öneriyorsunuz? Zira sinsi gelen bir rahatsızlık bu. Aynen. Farkına varmadan bir anda gündeminize kalp oldu diyiveriyorlar. Hatta kalbim varmış derler. Yok olacak hali yok. Kalp vardı sonuçta. Dolayısıyla o kalbim varmış dememek için normal zamanımızda, sağlıklı günlerimizde hangi periyotlarla kalbimizi bir tetkik ettirmemiz lazım? Bizim için şey çok önemli. Özellikle aile hikayesi olması. Aile hikayesi ne demek? Genç yaşta kalp krizi. Bir işte 45 yaşında altında bir erkek. Eğer sizin birinci derece akrabalarınızda amca, dayı, anne, baba 45 yaşının altında bir kalp krizi varsa, erkeklerde, bayanlarda ise 50 yaşının altında birinci derece akrabalarında işte dayıdır, haladır, ondan sonra teyzedir, annedir, babadır, eğer kalp krizi varsa onlar özellikle çok riskli hastalardır. Hı hı. Çünkü genç yaşta oluyorsa, işte 70 yaşında, 80 yaşında rutin normal olarak gördüğümüz bir şey ama 40 yaşının altında, 35 yaşında, 38 yaşında ani kalp krizinden vefat etmiş bir akrabasının birinci derecenin yakının olması, ister olsun bayan olsun erkek olsun, mutlaka normal insanlardan iki kat daha fazla dikkat etmesi lazım. Çünkü çok hastamız var. Ya benim babam 42 yaşında vefat etti. 42 yaşında geliyorsa hasta bypass oluyor bizde. Yani sigara içmediği halde, bütün tahlilleri, tetkikleri normal olduğu halde, kolesterolün yüksek olmadığı halde bütün damarları tıkalı. Genetik çok önemli bir şey. Önemli. Tabii eğer erken yaşta sizin ailenizde varsa böyle bir şey, size de olma ihtimali çok yüksek. Rutin bir kalp kontrolü zahmetli bir şey midir? Ne yapılır mesela? Hayır, çok zahmetli bir şey değil. Hı. Dediğim gibi yani eğer devam edecek olursa erken yaşta kalp krizi olması ailede çok önemli bir şey. Hı hı. Özellikle erkeklerin 40 yaşından sonra, bayanların da işte menopoz sonrası, 45 yaşı sonrası mutlaka rutin bir kan tahlilini, şekerini, kolesterolüne baktırması, tansiyonunu ölçtürmesi, ondan sonra bir kardiyoloji doktoruna muayene olup işte efor, eko testi yaptırması önemli. Rutin bir kalp muayenesi çok uzun süren bir işlem değil. Hı hı. Hastanın işte genel fiziksel beden muayenesi yapıldıktan sonra kardiyografi dediğimiz ultrasonla kalp kapaklarına, kalbin yapısına, kanlılaşma var mı, büyüme var mı, delik var mı, kalp yetmezliği var mı ona bakarız. İşte bütün tahlillerine bakarız. Bir de hastanın fonksiyonel kapasitesini, efor kapasitesini ölçmek için, yani gizli bir damar tıkanıklığı var mı, şimdi de efor testine bakarız. Bu olayı genelde %90-95 çözer. Eğer bunlardan güzel çıkıyorsa hastamız, eğer sigara da içmiyorsa, yapılan tetkiklerine şekeri, kolesterol iyi değerdeyse, yani ailesinde de erken yaşta öyle kaybedilen bir insan yoksa, hı hı, riskinin düşük olduğunu söyler, gösterir, hı hı, bu bize. Yani yıllık, iki yılda bir kontrol yapsa yeter ama, hı hı, ailede erken yaşta öyle kalp krizi, damar tıkanıklığı varsa onlar yılda bir, hatta 6 ayda bir kontrole gelmesinde, hı hı, fayda var. Onlarda biz biraz daha agresif tedavi veriyoruz. Daha yakın izliyoruz. Hı hı. Onlara daha iyi tedavi ediyoruz. Çünkü bazen yani rastlıyoruz şu hikayelere. Akşam televizyon seyrederken koltukta vefat etmiş deniyor mesela. Yani ani kalp krizi. Hiçbir şeyi yoktu. Yoktu. Deniyor. Mesela hocam şu da bu kategoride midir? Görüyoruz televizyonlarda, hatta bir sporcunun sahada kalp krizi geçirip vefat etmesi durumu var. Yani sporcu ki profesyonel sporcu her an kontrol altındadır. Buna da ecel mi diyeceğiz, yani nasıl oluyor şimdi bu? Şimdi o genelde gençlerde şey farklı, ani ölüm nedeni farklı. Biz ona ani ölüm diyoruz. Hı hı. Gençlerde işte bu sporcu dediğimiz, futbolcu dediğimiz veya işte başka spor dallarıyla uğraşan insanlarda gördüğümüz ölümler biraz daha kalp krizinden farklı. Hı hı. Hani kalp krizi de görebiliyoruz ama onlarda genelde kalpte yapısal bir bozukluk görüyoruz. Mesela atıyorum işte kapak darlığı var doğuştan, kalbinde delik var, hı hı, kalbinde kalınlaşma var, genetik bir hastalık, kalbin kalınlaşmasıyla seyreden bir şey var, kalp hastalığı var, hı hı, ritim bozuklukları var. Genelde gençlerde bunları daha çok görüyoruz. Hı hı. Bu işte sporcu hiç baktırmamış. Mesela geçen sene benim bir hastam vardı, halı sahada fenalaştı, getirdiler, baktık, doğuştan iki kapak çıktı. O iki kapak çıktıktan dolayı
kan iyi vücuda gidemediği için darlık yapmış riski var. O hasta bir spor, egzersiz yaptığı zaman ani ölüm riski var. Kapağı değiştikten sonra rahatladı. Genelde dediğim gibi gençlerde iş biraz daha farklı. Yine kalp krizi de görüyoruz ama daha da çok işte doğumsal anomaliler, kalpte ritim bozuklukları, kalpte kalınlaşma, kapak hastalıkları, bunları daha çok görüyoruz gençlerde. Çok çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için. Gerçekten önemli bilgiler verdik. Kalp sağlığımızla alakalı bunları bilmemiz lazım sevgili izleyenlerimiz. Bugün özel Avicenna Hastanesi kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Onur Baydar hocamızla birlikteydik. İnşallah kalp sağlığımızın düzgün olduğu, kalbimizin hem manevi hem maddi olarak iyi çalıştığı, düzgün olduğu günler bizlerle birlikte olsun inşallah. Diyelim yine bir başka programımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalınız efendim.